Bursa'da yaşayan işitme engelli 10 yaşındaki Muhammed Enes Tutar ilk kez konuştu ve ilk sözleri anne oldu. Çocuğunun sesini ilk kez duyan Elvan Tutar, anne sözcükleri oğlunun dilinden dökülünce mutluluktan uçtu. 36 yaşındaki Elvan Tutar'ın 4 çocuğundan 3.'sü olan 10 yaşındaki çocuğu Muhammed Enes Tutar, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Bu zamana kadar hiç konuşmayan çocuk için ailesi umudunu kaybetmeye başladı. Bu kim? Anne. Söyle bakayım. Ama Enes. Anneyi söyle. Duyayım. Duyayım. Söyle. Çocuklarını işaret dili eğitimine gönderen aile bu esnada işaret dili eğitmeni Emine Biçim'le tanıştı. İlk eğitimini annesiyle birlikte giden Muhammed Enes Tutar, Emine Biçim tarafından verilen 5 seanslık eğitimle ilk sözünü ağzından çıkarttı. Anne. 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 Süper. İlk kez konuşan çocuğun ilk sözü ise anne oldu. Annesi Elvan Tutar bu anlara şahit olarak büyük mutluluk yaşadı. Söyle. Anne. 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 Evet. Çak. 10 yıldır konuşmayan çocuğunun ilk sözünün anne olduğunu ifade eden Elvan Tutar, "Çocuğum 10 yıldır işitme engelli. Bu süreci sürekli hastanelerde geçirdik." dedi. "Tabii ki başta çok mutlu oldum. Yıllardır Enes 10 yaşında, bir kulağa kokleer implant, biri beyin sapı. Çok kolay olmadı yani, sürekli hastanelerde ameliyat süreci, eğitim süreci, yani sürekli peşinde koşup mücadele ediyoruz biz. Yani Enes yeter ki duysun, konuşsun, kendini geliştirsin." Yani o gün anne kelimesini duymak, yani 10 yılın sabrı mı, mücadelesi mi, yani çok bambaşka bir şeydi yani. Mutlu olduk. İnşallah devamı da gelir. Öğrencisi Enes'in ilk kez anne dediğini belirten işaret dili eğitmeni Emine Biçim, "Ben Elvan Hanım'ın anne demesine hasret olduğunu çok iyi biliyorum. 5. dersimizde ben Enes'e anne dedirtmeyi başardım." şeklinde konuştu. Ailesi aslında Enes'i bana matematik dersi ne destek olmak amacıyla ve biraz işaret dili öğrenmesi amacıyla getirmişti. Ben baktım Enes aslında matematiği çok iyi, işaret dilini de az çok biliyor. Türkçesinin eksik olduğunu gördüm. Harfleri çıkaramadığını fark ettim. Biz işe buradan başladık. 5. haftamız. Annesinin de biliyorum, bir anne olarak onun anne demesine hasret ve özlem içerdiğini biliyorum. O yüzden 5. dersimizde dedim ki artık bugün anneyi söyletmem lazım. Bir saat kadar uğraştıktan sonra söyledi. Kendisi de çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum, annesi de öyle. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki yavaş yavaş baba, abi, kardeş, kardeşlerin isimlerini söyletmek. Bununla ilgili çalışıyoruz. Her cumartesi birlikte ders yapıyoruz. Enes'in ilerleyen süreçlerde eğitimle konuşmayı daha rahat yapabilmesi planlanıyor. Muhammed Enes'in 3 kız kardeşi olduğu, onların ise konuşup duyma problemi yaşamadığı öğrenildi. Anne. 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 Süper.